Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir para kazanma yöntemi ile alakalı bilgi vereceğim. Şimdi nasıl olacak? Şöyle, tabii ki videolarım diğer videolarımı izlediyseniz kimya videolarımda bir saat boyunca kimya yapıyorduk, giderimizi çıkartıyorduk, kalan karı hesaplıyorduk. Yine aynı şekilde olacak ama bu sefer kimya değil işleme yapacağız. İşleme ile para kazanmaya çalışacağım. Benim bir taktiğim vardı, ara ara hani boş vakitlerinde yaptığım, para biriktirdiğim. Bundan size bahsedeceğim. Şimdi öncelikle nasıl işleme yapacağım? Kendi setimle onu bahsedeyim. Bir Tetlogyan var. Trimanos setim var. Bir tane işleme eserim var. İşleme eserimin işleme başarı oranı tercihi yaptım. İçerisine de rüzgarın ışık taşı, tüy, renkli ışık taşı kombinasyon için florin alet, florin marifet koydum. Bir kombinasyon etkisi alıyoruz buradan. 20 başarı oranı. İşleme eksi %10, işleme becerisi artı 20, ağırlık limiti artı 30. Bu eser setini kullanacağız. Bu takı setini kullanacağız. Tetmanos işleme taşı kullanacağız. Toplam master izimize bakalım. 1725 olacak. Ama 1725 olarak bakmayın çünkü şu sertifikadan da basacağım. 1825 olacak yani. İşlemeyi 1825 ile yapacağım. Peki 1825 işleme ile ne işleyeceğiz? O noktaya değinelim. Şimdi işleyeceğimiz ürün şu. Ben zaten satın aldım ama tabii size de bir göstereyim. Yumuşak ferri tüyü. Şimdi bu yumuşak ferri tüyünü işleyeceğiz. Fiyatı çok düşük. Orası inanılmaz iyi. Maliyetimiz çok az olacak. Bunu ne kadar hızlı işlersek de o kadar çok para kazanıyoruz. Tanesi 915 silver. Hatta minden satılıyor pazarda 850 silver ve satışta çok yoğun şekilde var. Bunun bu kadar pazarda olma sebebi biliyorsunuz mavi pot Navarra Bozkırı'nda yapılıyor. Navarra Bozkırı'nda tabaklama yapılıyor ve oradan da ferri tüyü çıkıyor. Arkadaşlar da tabi herhangi bir live yapmayan arkadaş da bunu pazara atıyor doğrudan ama şu fiyata satılacak ürün değil bu açıkçası. Bunun da bakın 87 milyon tane satılmış. Bunu bilen insanlar alıp alıp işliyorlar. Bunun bir avantajı var. Bu hafif. Envanterde uzun süre işleme yapabiliyorsunuz. Bayağı bilgisayarın başında kalmanıza gerek kalmadan ağırlık limitinize oranla işleme yapabileceksiniz. İkincisi çok fazla exp veriyor. İşleme exp'ini hızlı kasıyorsunuz. Üçüncüsü işlediğimiz zaman elimize gelen materyal çok iyi. Elimize ne geleceğini görelim. Evet, şimdi elimize ilk önce işlediğimiz zaman bunun hafif tüy geliyor. 900 silverlık ürün 13K'ya çıkıyor. Tabii biz burada bırakmayacağız bunu. Bundan sonra iyi hafif tüye işleyeceğiz. Yani 22K'lık olanına işleyeceğiz. Tabii 22K satış fiyatı var ama tabii bunun fiyatı merkez pazarda gördüğünüz gibi sürekli değil. Bir ara 34K'ymış hatta. Sonra 20K'lara düşmüş. Hani bu şimdi daha önce baktığımız zaman da 16K'lara da düşmüş ama 23-16K arasına. Burada bunun en makul fiyatı şu an 20K'dan hesaplayacağım ben. Çünkü 35K ve 12K 16K arası bir değişim var. Ortalama rakam 20K'dan hesaplayacağız. Yani satış fiyatımızı öyle hesaplayacağız. Ama bizim sorunumuz şu. Biz 1825 masterizle bundan ne kadar üretebileceğiz saatte? Saatte 10.000 üretebilirsek 200 em yapacak. 10.000'in üzerinde üretmeye çalışacağız. Tabi umarım 10.000 üretirsek de sıkıntı değil. Zaten 10.000 tane için giden ürün miktarı muhtemelen 2-3 M'lik olacak. 5 M'lik olacak çünkü çok ucuz ferri tüyü. Yani 200 M saatlik de bayağı iyi. Çünkü tamamen AFK olacak. Burada çatır çatır yapacağız. Ben tabii benim işleme kostümüm var. Depodan doğrudan işleyeceğim. Depodan işlememle bir avantaj olacak. Bazı arkadaşlarda yoktur ama buradan bu kostümü aldığınız zaman işlemeye basıyorsunuz. Süzmeyle sanırım ferdi işlesi. Evet, süzmeye geçiyorum. 1725 şu an. Buradan bunu basıp toplu işlemeye basacağım. Ve işlemeye başlayacağız. Bunun yanında şöyle bir şey var. Şimdi bundan biz hafif tüy elde ediyoruz ya. Sonra iyi hafif tüy elde edeceğiz ama bazı arkadaşlar bunu iyi hafif tüye çeviremeyebilir. Hafif tüy yaptıktan sonra iyi hafif tüye çevirmek için yine süzme yapıyoruz ama bazı arkadaşlar bunu çeviremeyebilir. Çeviremesinin sebebi de şu olur. Oyunda işleme görev serisi var. Küçük bir kısa bir görev serisi. Kolay bu arada. Gidiyor sizden işte kütük al işle diyor. İşte ağaç al kontrol plak yap diyor. Basit. Başlangıç görevinin adı da demir için saf su. Direkt kodekse yazın demir için saf su diye. Hatta ben de göstereyim şöyle de hani yanlış da olmasın. BDO kodeks yazalım. Şuradan yazalım. Görün istiyorum. Çünkü belki işleyebilirsin. Ben çünkü çok yıllar önce yaptım bunu.
Yıllar önce yaptığım için şu an sizin bunu işleyip işleyemeyeceğinizi bilmiyorum açıkçası. Gerçi buradan görünmüyormuş. Şöyle yazalım hemen niye burada oluşuyorsa. Evet, deney için saf suymuş bu arada. Ben demir dedim ama işleme deney için saf su. Bu görev serisini tamamlamanız lazım. İlk görevi çiftlikte şur demiş. Bakın ilk görev buradan başlıyormuş. Hemen kimden alıyormuşsunuz? Başlangıç NPC'si Jemkaz. Bir de soy ismi var. Karman Şarman. Onu okuyamadım. Buraya gidiyorsunuz. Bu görev serisine başlıyorsunuz. Kaç görevmiş toplam? Bir bakalım. Tabii siz bunun hepsini yapmayacaksınız. Aşırı toplama diyor. Siz şu çiftlikten başlayıp işleme olarak iki taneyi yapacaksınız. Sonra siz de işleyebilir olursunuz ama muhtemelen bu görev serisini yapmanıza gerek kalmayabilir. Siz bir deneyin görevi yapmadan. Ona göre işlemlere başlayın. Şimdi ben işlemlere başlayayım hemen. İşlememize başlayalım. Yemekten süreyi hesaplayacağım. Yemeğe bastıktan sonra 120 dakika, 1 saat olacak ortalama. Şuna basacağız. Bunu basacağım. Şunu basmayacağım. Değerli çünkü. Bunu basayım. Ucuz. Bunları toplamada kullanıyorum. Basmıyorum. Tamam. Setimiz hazır. Şimdi süzmeye başlayalım. Süzmeyi seçtik. Buradan tıkladık. Toplu işlemeye bastık. İşlem başladı. Bunun güzel yanı şu. Şimdi bende kostüm var. 1700 ağırlık limiti var. %5 de peride var. Şimdi bu ürün 0,10 litre olduğu için envanterime bundan neredeyse 20K'ya kadar bakmama gerek kalmayacak. Yani 20K olasıya kadar işleyecek. Ben o arada tabii ben şimdi videoyu durduracağım, alt tabağa alacağım. Dizi film izleyeceğim. İşte bir gelir tablosu hazırlayacağım, gelir tablosu. O bayağı bir süre ekrana bakmamam sorun yaratmayacak. Bu işlemenin en güzel yanı bu zaten. Çok uzun süre ekrana bakmanıza gerek kalmıyor. Ve ağırlık limiti hafif olduğu için feritüğünün sürekli olarak işliyor. Yani bayağı AFK, gerçekten güzel bir AFK geliri oluyor. Şimdi fiyatını gördünüz zaten 22K. 20K'dan baz alsak 10.000 tane üretsek 200'den para yapacak. Ve biz bunu çok uzun süre AFK olarak yapacağız. Bir bakalım bakalım 1800 Masteriz'de acaba saatte ne kadar üretebileceğiz? İlk önce onu görüntüleyelim. Şuna buna şu açıdan da bakın. Şimdi ben Gru 36'yım. 1800 Masteriz'im var ama arkadaşlarım muhtemelen sizin 1200, 1300, belki 1400, 1500 olanlar da olacak. Yeni başlayanlar için söylüyorum. 1000 bile olan vardır. Şunu demeyin sakın. Masterizm çok düşük. Bunu işlemeyeyim. İşleyin. Çok güzel exp veriyor. Yani exp kasma noktasında da faydalı. Hem exp alacaksınız hem para kazanacaksınız. İşleme kasmada çok güzel bir yöntem bu. Bunun yanı sıra şunu hatırlatmak istiyorum. İşleme yapan arkadaşlarım ben işleme yaptım. Biz işleme yaparken bizden buradan 5 ürün alıp 5 ürün karşılığında size 2,5 tam 2,5 ürün veriyor. Ben tabii şuradaki bir kademe üstünü de ekliyorum orana. 2,6 ile 2,7 arasına tekabül ediyor. Eğer istemeniz zanaatkar 2'nin altındaysa, bakın zanaatkar 2 garanti değil bu arada. Çok hatırlayamıyorum onu. İşlemeden tam verim alamayabilirsiniz. Bunu da şöyle test edeceksiniz. Bir tane göstereyim hemen. İşlemeye gelin. Süzmeye tıklayın. Buna tıklayın. Toplu işlemeyin. Başlaya basın. Bir tane işlesin bakalım. Hemen işleyecek şimdi. Bu tek tek işlediği için bakın 3 tane geldi değil mi? Gördünüz burada. Bunu açın. Buradan 4 gelmiyorsa, eğer buradan 4 alamıyorsanız bilin ki benim kazandığım parayı kazanmayacaksınız. İşleme kepini geçemiyorsunuz. İşleme kepi masterizle alakalı değil bu arada. Tamamen işleme leveliyle alakalı. Bir seviyenin altında ben bunu zanaatkar 2 olarak hatırlıyorum. Bir seviyenin altında size 1'e 3 veriyor. Bakın bana 4 geldi gördünüz mü? Siz de basın. Eğer buradan 4'ü görüyorsanız benimle aynı parayı kazanırsınız. Buradan 4'ü görmüyorsanız benden kazandığınız parayı kazanamayabilirsiniz. Tek tek işlemeye bırakın bakın bir. Yani orayı üstüne basmak istiyorum. Tek işlemeye bırakın. 4 alıyorsanız benimle aynı parayı alacaksınız. Şimdi ben başlatmış bulundum. 56 dakikamız kaldı. 1 saat boyunca burada iksirimizi pardon, işlememizi yapalım. Hep kimya videoları çektiğim için iksir olarak kalıyor kafamda. Bu arada kimya videoları da gelmeye devam edecek. İşlemimizi yapalım. Bakalım ne kadar kazanacağız. Ben de çok merak ediyorum. Tabii şöyle olacak. Ben şimdi 30 dakika, 40 dakika boyunca ilk hafif tüy üreteceğim. Son 20 dakika kala ürettiğim hafif tüyleri iyi hafif tüye çevireceğim. Ve sonra iyi hafif tüy parasını hesaplayacağız. Biz bunu sadece bundan finalde elimizde olacak şekilde işleme yapacağım. Onu da burada tutacağım. 40 dakika tahminimce 40 dakika hafif tüy kasarsam 40'tan sonra 20 dakikada da iyi hafif tüy kasarım. Çünkü hafif tüyü üretmek için iyi hafif tüy üretmek için 10 tane hafif tüy istiyor.
Diğeri 5 istediği için süre yarı yarıya olacaktır. 40 dakikada ürettiğim hafif tüyü 20 dakikada iyi hafif tüyü çevirebileceğim anlamına geliyor bu da. Bu da hani muhtemelen böyle olacak. Bir bakalım, çok konuştum yine. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Tabii siz orada süreyi görmeyeceksiniz ama bir saat sonra görüşürüz diyelim. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, şimdi ben işlemeyi tamamladım ama işlemeyi tamamlarken şöyle bir durum oluştu. Ben fiyatlara aslında çok dikkat etmemişim. Biz ürünün iyi hafif tüy olarak dönüştürmeyeceğiz. Onu hemen söylemiş bulunayım. Şöyle, çünkü hafif tüy hali iyi hafif tüy halinden daha karlı. Çünkü hafif tüy iyi hafif tüy yapmak için 10 tane kullanıyoruz. 10 tanesi 130K yapıyor. Bundan 2 tane verse değil, 3 tane verse bile 60K yapacak ki 3 vermez zaten. 2,5 veriyor. Yani 45K gelir. Bunu hafif tüy iyi hafif tüye çevirmek tamamen zarar. Ama ferri tüyünü hafif tüye çevirmek de tamamen kar. Şimdi kar zarar hesaplamasını hemen kısaca yapayım. 30.975 çarpı 13K. 30.975 tane ürettik çarpı 13K'dan satacağız. Bu arada 13K'dan daha pahalı. Şu an 14K ama böyle hesaplamış bulunayım ben. Gelir bir bakalım. Tam olarak 402M. 402M 675K. Hemen not alayım onu bir yere. Şuraya alalım. Not defterimi açayım gerçi. Böyle niye uğraşıyorsam. Şimdi normallerden 402M para kazanmış olduk. Onu buraya not ettim. Bir de mavi olanları var tabii bunun. 859 tane gelmiş. Tanesi 22K'dan. Hemen onu da notuna alalım. 829 çarpı 20K'dan varsayalım bunu da. Buradan da 165M gelmiş. Pardon, 165M değil. 16M. Bu 165M değil. Sıfırları tam tuttuğumda 16M de buradan gelmiş. Not defterine bunu da yazalım hemen. 420 diye düzleyelim bunu. 420 değil. 416, 17, 18. Evet. 418M karımız olmuş oluyor. Tabii bundan bir de vergi düşmemiz lazım. Hani vergi değerli pakette paketsiz değişecek ama bunu düz 400'e yuvarlayalım. Değerli paket var, işte yüzük olan insan vardır gibi gibi durumlar vergiyi değiştiriyor. Zaten 390 M'ye de satan arkadaş olacak bunu. Tam 400'e satan da arkadaş olacak. 400'e yuvarlayalım. Yani işte durum şu. Buradan 400'den kar ediyoruz ama giderimizi çıkalım burada. Ama gider konusunda 400'den karımızı yazalım. Gider noktasında çok şanslıyız. Neden? Şimdi ben tam 100.000 tane koymuştum buraya. 38.000 tane kalmış. 815 de var. 200 düz diyelim. 38.000 tane kalmış. Yani 62 harcamışız. Hemen hesaplayalım. 62, 2, 3 çarpı 9, ben 850'ye aldım ortalama. Toplam giderimizde hep yanlış yerden tutuyorum ama 52M de gider olmuş. Onu da çıkalım buradan. Hani onu da düz 50 demeyelim de 60 diyelim hatta, vergiden çünkü daha fazla gidebilir muhtemelen. 340M. 340M net kar. Net kar elde etmiş olduk. 340M. Peki şimdi biz bu 340M net kar elde etme noktasında burada avantajlarımız da. Avantajlarımız şu, bakın. Hafif tüy 0,10 litre. Yani envanterime kaç tane alabiliyorum? 20 bin fazla oldu. 5 bin de bırakacağım. Ben 15 bin civarı alıyordum hatırladım. Evet, tam 0,2 benim pelimde %5 var. 15 bin tane hafif tüy alabiliyorsunuz. Ben bir saat boyunca hafif tüy üretirken yarım saatte bir baktım. Yani yarım saat üretti. Yarım saat sonra envanterim dolmuş oldu benim. Yarım saat sonra tekrardan başına gelip düzeltmek zorunda kaldım. Yani bir saatte bir kere bakacaksınız. Çok uzun süre AFK kalabileceğiniz bir iş. Ve ortalama da 340M net karı var abi. 340M net karı var. Çok çok güzel. Size hemen tavsiyemi şöyle ileteyim. Ben şimdi videoyu attığım an bütün videolarımda bu oluyor. Biz ferri tüyünü işliyoruz ya şu an. 855'ten hemen ben birkaç tane daha alayım şöyle. Bunu biraz stoklayın. Çünkü video atıldığı an kimya videolarında özellikle attığım an kimya ürünlerinin fiyatları inanılmaz düşüyor. Tabii video izliyor arkadaşlar, yapıyorlar. Bundan hemen stoklayın. Bakın saatte AFK 340'en para.
Yani bu net kar bu arada. Vergi düştüm, gider düştüm. 340'em saatte net kar elde ettik. Tabii şimdi siz 340'em elde eder misiniz? Orayı tartışarız. Neden tartışarız? 1825 masterizle elde ettim ben bunu. Yani 2000 masterizde olan saatte tam 400 de elde edebilir. 1600 olan, 1400-1500 olan da 340 değil de 300, 290, 280 elde eder. Ama burada ben 280'e kar edeceğim, bunu yapmayayım demeyin. Bu işleme nedenini çok güzel kasıyor. İşleme nedeni noktasında bayağı faydalı. Ve işleme eserini kesin yapın. Şimdi şunu da iletmiş olayım. İşleme eseri yapın diyorum ama işleme eserinin içindeki ışık taşlarını pazardan çektiğinizde toplamda 500'en gider oluyor. Çok büyük bir para değil. Peki eseri nereden buluyorsunuz? Bunda işleme başarı oranı 5 var. Bunda da işleme becerisi 5 artı 10 koydum ben. Bunların kimya teslimatı yapıyorsunuz. İmparatorluk teslimatına kimya sandığı teslimatı yaparsanız buradan size rastgele olarak veriyor teslimatta. Benim teslimatım günlük 200 tane 400 katkım var. Buradan yaparak işleme eseri de elde edebilirsiniz. Hani bunu daha profesyonel yapmak maksatlı söylüyorum. Mesela benim taşım artı 4 manos taşı. Bunu artı yani tetra, pentasını alabilirsiniz. Tet Logia usta elbisesi kullanıyorum. Benim masterizme yetişmek için Tet Manos kullanabilirsiniz. 2,5 TL civarı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bu da sizin karınızı arttıracaktır ki ben şu an Tet Manos'u almayı düşünmeye başladım bu arada. Yani mantıklı geldi. 5 de çok büyük bir para değil. Hatta ben bile düşünüyordum abartı olur dedim. Yani 2000 Master'ı tamamlamak istiyorum. Olabilecek en yüksek karı elde etmek istiyorum. Çünkü oyundaki sadece ben hafif tüy işlemeyeceğim ben. Dünyanın işlemesini yapıyorum oyunda. Yani F-Buff bile basmıyorum. Gro 36'yım ben hiç uğraşmam. Girelim işlerim. İşime yarıyor çünkü. Ben para için işliyorum. Gro 36 oldum ama siz de hani o ustalık seviyesine aldanmayın. Zaten bir seviye 5 masteriz veriyor da yanlış hatırlamıyorsam. Hani bir seviye. Ted Logia değil Ted Manos takarsınız. Ted Manos taşı da takarsınız. Benden 100 masteriz fazla alırsınız buradan. Yani 1400-1500 dedi bu 300'em 290-280'em kar bırakır. Üstüne de dünya kadar exp kasmış olursunuz. Hem işleme işinize de yarayacak. Çünkü bakın ben işlemeden sadece bu böyle tüyden para kazanmıyorum. Burada bu arada atalım merkez pazara gitsin. 30 bin tane atabiliyorsak hemen atalım. 30 bin tane almadı. 20 bin tane atalım merkez pazarda. 20 bin de almayacak. Çünkü ben az önce dünya kadar tüy satın aldım. Şöyle bir 30 bin atıyor. Şimdi bir daha deneyeceğim. Attı. Yani bakayım zaten gözlerinizle parayı görün. Hoşunuza da gidecek. Tabi bu satılması için biraz bekliyoruz. Yani ileride fiyatı düşebilir. Ben 13K'dan hesaplamıştım. Ve 13.500'den satacağım. 20 bin tanesi 270'em yaptı. Daha orada 10 bin tane daha var. Yani 300'eme gelecek. Vergiyi düşeceğiz tabi. Ve bu bir saatlik gelir. Ben bu geliri elde ederken bir saatte bir kere baktım. Ve orada film izledim. Açık konuşayım. Şu aralar hani izlediğim filmleri izlemeyi çok seviyorum. İzlediğim filmlerden birini izliyordum ekranda. Belki alt taptan görmüşsünüzdür. Bakayım görünüyor mu buradan? Aynen burada görünüyor. Çok da reklam olmasın. Harry Potter izliyordum açık konuşayım. Keyfime göre canım ne istiyorsa onu izliyorum. Hem de sıkılmıyorum hem de yorulmuyorum. Hem de işliyorum mis gibi. Hem de işleme levelim yükseliyor. Hem de işleme levelim yükseliyor. Ben gidiyorum onları da buradan işte sandık için gerekli olan kontrol plakları buraya diziyorum. Mis gibi sandıkları da üretiyorum. Dünya kadar da sandığım birikti. Bunları da satacağım. Ortalama 20 TL civarı gelecek sanırım oradan da hesabıma göre. O da mis gibi olacak. Yani bu arada sandıklarımı sattığımda muhtemelen ticarette de guru seviyesine ulaşmış olacağım. Onun da vakti gelecek. İşleme gerçekten çok keyifli. Keyifli derken şöyle keyifli. Çok sıkıcı aslında. İnanılmaz sıkıcı. Ama şöyle bir avantajı var. Siz işleme yaparken başka işle ilgilenebiliyorsunuz. Orası keyifli. Siz işleme yapıyorsunuz. Başka bir işte uğraşıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz. Zaten benim BDO'yu oynamaktaki yani benim BDO'yu oynarken yaptığım şey şudur. Ben AFK para kasmayı çok seviyorum. Mesela bakın elinizde kimya aleti 345 tane var. Tanesi 4M. Ortalama 4, 8, 12, 1,2T. Hani 48'i vergi sayalım. 1,2T para bir kimya aletinden gelmiş. Bakın 1,2T dile kolay. Az para değil. 1 saatlik hegze. Yani ben bunu hiçbir şey yapmadım. İşçi kasıyor. Ben arada odun topluyorum. İşte kabataş topluyorum. Yanlarını odunla kabataş topluyorum ya. İşte akçaağacını burada sandık yapıyorum. Odun topladım, çam topladım, çamını sandık yapıyorum.
Kütük geliyor. Kütüğü de gidiyorum. Kimya tezgahı yapıyorum. Ya da bunların videolarını attım ben kanala. Mis gibi AFK olarak çatır çatır para akıyor. Ben bundan AFK para gelirken bir de AFK işleme yapıyorum burada. Oradan da para geliyor. Tabii ben işlediğim şeyleri falan satmıyorum. Satmadığım için buraları biriktiriyorum böyle. Depolara falan biriktiriyorum. O yüzden param şu an çok yok ama şu an ben para lazım bana desem bir çıkarsam ortaya 30 TL 40 TL çıkar muhtemelen çardan. Orada burada bir dünya item var. Şuradaki sandıkları var. Bir var şeyde de Valencia'da da bayağı sandık var. Yani AFK para kasmayı çok seviyorum ben Beydoğu'da. Zaten çalışan bir insanım. Çoğunluğu da çalışıyordur diye tahmin ediyorum. Sandıklarım da burada. Çoğunluğu da çalışıyordur diye tahmin ediyorum. Bu noktada kesinlikle bu AFK stilde para kazanma yöntemi müthiş. Yani adam balıkçılık birinci yaptığım mesleklerden biri. Guru 13'üm onda da. Kanalda videosunu dağıttım. Kullandığım eserleri ve saatlik kazanıyorum. Gecede 100 hem o. Direkt onu söyleyeyim. Gecede 100 hem kazanıyorsunuz balıkçılıktan. Tabii burada bakalım nerede o? Sezon kole kanatı kaç tane var? 744 tane var. Tanesine bir tanesi 5 zamanın sildiği kara taş yapıyor. Ve zamanın sildiği kara taşın tanesi 100K. Ben bunu gidiyorum. Tabii bunu 500K'ya satabiliyorsunuz bu arada. Yani takas yapacağınız için söylüyorum ben ama bu ürünü zaten kendi fiyatı 500K. Takaslamak için, takaslamadan da satabilirsiniz. Ben mesela bunu balıkçılıkla kastım tamamen. Bir bakalım mesela balıkçılık AFK'dan ne kadar gelmiş? Bunu da göstermiş olayım bu videoda. Biraz AFK geliri sevdiğim için onu açıkça göstermek istiyorum. Ne kadar geldi? 372 hem de buradan geldi. Bakın 372 hem. Az önce işlemeden 300 hem aldım. İşte balıkçılıktan 300 hem aldım. İşçi kimya aleti üretti. Oradan geldi 400 hem. Bir oyuna girmeyip bir iki saat takılıyorum. 1,5-2 TL para alıyorum. Yani tabii hemen almıyorum bunu. Gidiyorum oraya buraya harcıyorum bazen ama işte eseri harcıyorum. Genelde eserde eksik olan eserlerimi yapıyorum. Oraya buraya harcıyorum ama çok hesap gelişiyor tabii bu arada. Hani ben eserlerimi mesela şöyle göstereyim. Birçoğu setimi yaptım. Kimya setim var, balık setim var. Diğer isabet seti yaptım bir tane. Exp setim var. Bir de 400 toplama exp setim var. İşte işlemeyi daha bugün yaptım bu arada. Kullanmıyordum. 500 hem de bunu harcadım. Eser yapıyorum buradan. Ne bileyim işte. İtem satın alıyorum. Geçenlerde ana hesabıma da bir pen Valtara bastım. Ona işte kapra satıyorum. Kaskın ve eldivenin kaprası yoktu. Eldiveni dönüştürdüm direkt. Kaskın kaprasına attım. Ayakkabınınkini atıyorum şu anda parayla ince ince. Ama AFK para kazandığım için de yorulmuyorum. Oyundan sıkılmıyorum. Çok da keyif alıyorum. Bence bu yöntemi kesin deneyin. Güzel de para kazandık. Çok konuştum. Kafa şişirdim. Buraya kadar muhtemelen çoğu arkadaş kapatmıştır. Parayı gördükten sonra o 340 hem dedikten sonra videoyu kapatmıştır. Tabii buraya kadar izleyen varsa çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrardan. Videolarımı beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz. Gerçekten destek geliyor. Bu da çok hoşuma gitmeye başladı. Beni çok motive ediyor. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum sizlere. Bunun gibi farklı saat kanal videoları da gelecek. Onları da atacağım. İyi günler, hoşça kalın.